Herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci yazılı kampı 10. sınıf matematik yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar birinci yazılı konularında neler vardı? İlk önce onu söyleyelim. Arkadaşlar kesinlikle sahibi ve olasılık nöntesini bütün okullar bitirdiğini düşünüyorum. Ama bazı okullarımız fonksiyonlara geçmiş olabilir. Bazıları da geçmemiş olabilir. O yüzden ben bu videoya fonksiyonları da koydum. Haberiniz olsun. Ama permütasyon, kombinasyon, pascal üçgeni ve binom açılımı bir de arkadaşlar olasılık konusu kesinlikle ve kesinlikle bütün okulların yazılısında vardır. Ekstrasında yine söylüyorum fonksiyon olanlar o kısma da bakacaklar. Fonksiyon olmayanlar da oraya atlayabilirler. Yazılı sorularında da yine arkadaşlar çoğunluğun yani 8 ya da 9 sorunun birinci üniteden geleceğini hemen zaten fonksiyonların girişini yaptıysanız oradan da bir soru geleceğini düşünüyorum. Onların hepsini sizlere söyleyeceğiz. Bu arada bugüne kadar verdiğimiz ödevleri yaptıysanız mesela Dinamo kitabımızdan sorularınızı çözdüyseniz ve de Konantım kitabımızdan konularınızı çalıştıysanız zaten yazılılarda rahat edeceksinizdir diye düşünüyorum. Çünkü buralarda da yine sizler için süper notlar ve süper sorular vardı. Yazılda benzerleri çıkacaktır diye düşünüyorum. Fazla sözünüzü atmayalım. Birinci dönem birinci yazılı konuları. Birinci konumuz permütasyon sıralamaydı. Unutma arkadaşım adı üzerinde permütasyon sıralamada sıra önemlidir. Bak permütasyonda sıra çok önemlidir. Niye? Çünkü bir insan, bir insan değil insanlar Fotoğraf çekileceklerse belirli bir sıraya göre dizilirler. Yani öyle alelade sıraya girmezler. 5 kişiden üç kişi fotoğraf çekilsin deyince onların nerede durdukları çok önemlidir. Hani bazen boy, bazen kilo, bazen böyle düzgün sıra gözüksün. Bazen büyükler küçükler oluyor ya. İşte permütasyon orada devreye giriyor ve sıra önemli. Ve arkadaşım bak bunu unutma. Sıralama yaparken ortak durum varsa ayırarak yap sonra topla. İşte bu yazılıda yüzde yüz çıkar arkadaşım bak. Yazılıda yüzde yüz çıkar. Ne çıkar biliyor musun? Sana A kümesini verse dese ki 0, 1, 2, 3, 4, 5 dese. Hatta burada nokta kutlu koymayalım. 5 dese ve sana dese ki burada 5'e bölünenler 5'e bölünen 3 basamaklı sayılar dese. 1, 2, 3 sen diyeceksin ki arkadaşım. Ho dur. Sıfır bir sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü sıfır başa gelmez ama sona gelmesini istiyorsun. He, o zaman bak sıralama yaparken ortak durum varsa hem başa gelmeyip hem sona gelmesini istiyorsan işte orayı ne yaptın? Ayırdın iki parçaya. Sonra da artı koydun. Hocamız bunu yazılda yüzde yüz sorar arkadaşım. Hatta ve hatta bunu e, yazılda sorulur değil de hoca sorar. Bak bu kısmı hoca sorar diye eklemiş olalım. Çünkü hocaların en sevdiği tarzlardan biri budur dedim ve bu kısmı da geçtim. Şimdi arkadaşım ikinci olarak da sıfır başa gelmez. Bak sıfır başa gelmez. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsun. Sıfır başa gelmez. Mesela buradaki sayıları yazarken di direkt mesela 6 sayı vardır. Yazamazsın. Niye? Çünkü buradaki sıfır başa gelmiyor arkadaşım. Bunu unutma. Hep aklında olsun. Ve de permütasyonun bir formülü vardı. Permütasyon formülü hocamız sınavda sormaz diye düşünüyorum. Ama permütasyonu kısa yoldan kullanmayı bileceksin. Uzun yoldan n faktöriyel n eksi r faktöriyel bölü n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel bizim permütasyon nedir arkadaşım? Formülümüzdür. Ama biz bunu pratiğini söylemiştik. Demiştik ki P 6'nın üçlüsüne bakarken ne yapıyorduk? 6'dan başlayıp 3 sayı yazıyorduk. 6, 5, 4 yapıyorduk ve olayı bitiriyorduk. O zaman ne oldu arkadaşım? Permütasyon 6'nın üçlüsü deyince 6'dan başlayıp 3 tane sayı yazman permütasyonun süper işlem hızlı durumudur dedik ve geçtik. Ve permütasyon da pratiklik olsun diye şunları unutma. Permütasyon enin enlisi en faktöriyeldir. Permütasyon enin sıfırlısı birdir. Permütasyon enin birlisi de endir arkadaşım unutma. Ve sıralama diye düşün. En kişi en farklı yere ne kadar gelir nasıl gelir? En faktöriyel şekilde gelir. Peki en kişi hiç gelmeme durumu nedir? Birdir ve de en kişinin arkadaşım birer birer bir yere sıralanması nedir? Düşünsene biz bütün sınıf fotoğraf çekilecek ama tek tek çekilecek. O zaman ne diyoruz? Burası da endir dedik. Tekrarlı permütasyon vardı. Bildiğin her şeyi aynen yapıyorsun. Mesela bak burada kaç eleman var? 6. O zaman bunların sıralanışı 6 faktöriyeldir diyorsun. Ama sonrasında ne diyorsun? Diyorsun ki A'lardan 3 tane var. Bölü 3 faktöriyel. B'lerden iki tane var. Bölü iki faktöriyel. Yani. O zaman ne oldu? 6 faktöriyel yani bölü üç faktöriyel yani çarpı 2 faktöriyel yani dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Ve arkadaşlar bunun içinde yazılı da sorulur diyorum. Çünkü niye? Tekrarlı permütasyonu hocamın sınavda kesinlikle soracaktır. Yazılı sorusu olarak gelecektir. Ve de burada unutma bir kere daha söylüyorum. Üst tarafı aynen yazıyorsun. Tekrarları sadece bölüyorsun. Yani sen permütasyon işlemini hiçbir şey umursamadan yapıyorsun sonrasında da tekrarları bölüyorsun bu kadar. Bir de arkadaşım tekrarlı permütasyonun görüntüleri vardır. Bu görüntülerde de görüntü dediğim yani böyle geometrik şekilleri vardır. Bu geometrik şekillerde de sana A'dan B'ye nasıl gider derse bak sağ 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 yukarı 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 yani yukarı 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 ya da sağ 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 zaten sen ne yapıyorsun? Bu harflerle yer değiştirmesi gibi. Yani mesela şöyle sağ sağ yukarı yukarı sağ yukarı yapabilir misin? Evet. Ne yapmış olursun? Bu harflerin yerini değiştirmiş olursun. O zaman bu da 6 faktöriyel 6 tane eleman var. Bunların sıralanışı hiçbir şey gözetmeden söylersek 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedim geçtim. Peki kombinasyonda ne var arkadaşım? Kombinasyonda permütasyonla bir alakası olmadığı için sıra önemli değildir. Bak burada bunu kesinlikle unutmuyorsun. Sıra önemli değil. Peki kombinasyonda ne yapıyoruz? Adı üzerinde seçme yapıyoruz seçme. Biz elimizde 5 kişiden 3'ünü seçeceğiz. O zaman burada olaylar permütasyondan tamamen farklı ilerleyecek unutma. Kombinasyona aynı zamanda ne diyebilirsin? Alt kümede diyebilirsin. Çünkü 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesi demekle 5 kişiden 3 kişi seç demek aynı şeydir. Unutma aklında kalsın. Ve arkadaşım Buradan yüzde yüz soru gelir. Bak buradan yüzde yüz soru gelir. Hoca burada kesinlikle ve kesinlikle sana bu tarz soru soracaktır. Ne o? En az diye bir soru soracaktır. Mesela en az beş elemanlı derse mesela en az beş eleman derse ve bizim kümemiz altı elemanlıysa arkadaşım en az beş eleman demek beş ve altılardan oluşuyor demek. Bakın senin bunu hesaplaman kolay. Çünkü niye? En az dediği için Burada 5 ve 6'yı hesaplayacaksın. Ama gel gör ki burada en az bir elemanlı dese. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı hesaplayacaksın. O zaman ben de sana ne diyorum biliyor musun? En az kelimesi geçen sorularda. Diğer durum azsa. Diğer durum ne? En az 1 demek sıfır olmayan demek. İşte o zaman diğer durum azsa tamamından çıkarma yapılır. Hatta şöyle demiştik hatırlıyor musunuz? Tüm eksi istenmeyen demiştik. İstenmeyen. Bakın burada bizden ne istiyor mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 istiyor. İstenmeyen ne? Sıfır. O zaman ne yapıyorsun? Tüm durumu buluyorsun. İstenmeyen yani sıfırlı durumu çıkartıyorsun dedik. Buradan kesin soru geleceğini düşünüyorum. Hocalarımız çünkü bunu kaçırmaz. Çünkü hatta burada hoca sorar da diyebiliriz %100. Çünkü burası çok önemli bir kısım arkadaşım. Haberin olsun. Devam ediyorum bak şimdi devam ediyorum. Kombinasyonun formülünde de permütasyonun formülünün aynısı. Yalnız bir de R faktöriyel var. Bak bu arada kombinasyon bir de dikeylemesine yazılabiliyor. Unutma başına harf gelmeden dikeylemesine de yazabiliyorsun. Ve kombinasyonun kısa yolu da permütasyonu yazar gibi aynen yazıyorsun. Burada 3 var ya aşağıya 3 faktöriyel yazıyorsun. Neden? Çünkü bak burası zaten kombinasyon. Bir de bölü 3 faktöriyel var aklında olsun. Geldim buraya ve burada ne yapıyorduk seçme en kişiden enini kaç kere se nasıl seçebilirsin? Bir durumda seçebilirsin. Peki en kişiden hiç seçme istemiyorsun. O zaman nedir? O da birdir. Peki en kişiden bir kişi istiyorsun. O da nedir arkadaşım? Endir dedim. Ne yapacaksın? Bir kişi istiyorsun. Ya o ya o ya o ya. Hepsi, hepsinden birer kere geleceği için en tane durum vardır dedim. Ve bu kısmında bitirdim. Burada bilmem gereken bak bu ee, buradan soru gelir. Bak buradan soru gelir. Yani gelebilir aslında. Gelir gelebilir diyebiliriz. Nasıl? Bak bazen hocalarımız şunu soruyor. N'nin re'lisi, N'nin N N'si. Yani altların toplamı üste eşit oluyor. Burada gözünden kaçmaması gereken şey 5'in ikilisi eşittir 5'in N'lisi derse sana bakın buradaki N altların toplamı üste eşit olacak. N 3 olabilir. V ve, ve bakın sakın kaçırmayın burayı. V en iki de olabilir arkadaşlar. 5'in ikilisi. Beşin ikilisine eşittir? Bak herkes zoru ezberliyor. kolayda patlıyor. Kolayı unutmayın. Bazılarında da sınavda buradan da soru gelebiliyor. Aklında olsun. Geçtim burayı. N'nin R'lisi. N'nin R artı birisi. N, N artı bir. R artı birisi eşittir? Neden? Permütasyonun özür dilerim kombinasyonun bir de Pascal üçgenindeki görüntüsü vardı. Bu formülde oradan geliyordu. Bak N ne, ne bir arttırdığın anda Hemen bu arttırılmışın üstünü bir arttırmış hali oluyor. Biraz böyle zorlayıcı tekerleme gibi söyledik. N, N, R. N, R artı 1. İşte bak. R artı 1'e geçti mi? Geçti. O zaman alt basamağa geçiyorsun. Nerede? Pascal üçgeninde. Bak Pascal üçgeninde alt basamağa geçiyorsun. Şurası neydi? 2'nin sıfırlısı. Burası neydi? 2'nin birlisi. Toplarsan nereye geçiyorsun bak? 3'ün birlisine geçiyorsun. Bak ne oldu? 2'nin sıfırlısı. 2'nin birlisi. Toplarsan alt basamak 3'ün birlisine geçiyorsun aklında olsun. Pascal üçgeninden geliyordu. Ve de geometrik yorumda da seçme yapacağını unutmuyorsun. Mesela kaç tane üçgen seçilebilir derse ister iki elemanı buradan bir elemanı buradan ister iki elemanı buradan bir elemanı buradan alırsın. Ya da bütün durumu bulursun üçgen olmayanları çıkartırsın. Geometrik yorumda genellikle seçme kombinasyonu oluyor. Zaten sorularımız var. Sorularımızın içinde hepsini koyduk göreceksiniz. Pascal üçgeni ve binom açılımına geçtim. Pascal üçgeni alt kümelerin sıralanışıydı. Nasıl yani hocam? Sıfırın sıfırlısı, birin sıfırlısı, birin birlisi diye gidiyordu. Ve bu, bu bize ne sağlıyordu arkadaşım? Bu bize binom açılımının kas sağlıyordu. Ve burada farkındaysan şu kısım x artı y'nin karesiydi. Ve bu karesinde de 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi olduğu için o zaman ne olacak arkadaşım? Demek ki burada 3 tane terim vardır. Üzerin neyse senin ne oluyor? Bir fazlası kadar terim geliyor. Ve unutma R artı birinci terim her zaman bir geri gidiyorsun. Niye? İkinin sıfırlısı olduğu için. Mesela beşinci terimi soruyorsa sen kombinasyonunu dördüncü terim diye yazıyorsun. Bak enin dörtlüsü diye yazıyorsun. Ne diyorsun hocam? Birazdan soru da var. Göstereceğim. Anlatacağım. Peki burası şurası nereye gelecekti? İkincinin üstüne üstlerin toplamında nereye eşit olacaktı? N'ye eşit olacaktı. Aklında olsun. Kas toplamı deyince bilinmeyenlerin yerine bir Binom sabit terim de bilinmeyenlerin yerine sıfır koyacaksın. Aklında olsun. Peki olasılık konusunda bilmem gereken de bu arada arkadaşım şunu unutmayayım aklımdan çıkmasın ve yazılda sorulur. Bak şu kısım %100 yazılda sorulacaktır. %100. Bak burası kesin çıkar ve %100 yazılı sorusudur. Aklında olsun. Burayı sakın kaçırma arkadaşım dedim ve geçtim. Olasılıkta ne var peki? Örnek uzay E'yi belirlemek çok önemli. Örnek uzayı çok iyi belirleyeceksin. Çünkü zaten sana sorulan şey örnek uzayın içindeki bir şeydir. Unutma arkadaşım. Burayı da söylemiş olalım. O zaman bir şeyin olasılığını bulmak istiyorsan sen ne yapacaksın arkadaşım? Evrenselin içinde, evrensel diyorum özür dilerim. Örnek uzayının içinden birkaçını soracaklar için sen örnek uzayı belirleyeceksin. Gerisi kolay olacak senin için. Ve olasılık sıfırla bir arasındadır. Sıfır da olabilir, bir de olabilir. Bu nedir? İmkansız olay. Bu da kesin olaydır. Ve de sıfırla birin haricinde başka bir şey olamaz. Yani sıfırla bir aralığından haricinde başka bir şey. Mesela olasılık bir buçuk olmaz. Unutma aklında kalsın. Bir şeyin olmasıyla olmamasının toplamı birdir arkadaşım. Bu da aklında kalsın. İki kümenin kesişimi varsa, iki kümenin kesişimi varsa onun bir tanesinin olmasıyla diğerinin olabilitesi ne yapacaksın? Kesişim çıkar. Kümedeki mantığın birebir aynısı ama bunlar ayrı kümelerse Yine kümedeki mantığın birebir aynısı. Ne yapıyorsun? İki kümeyi de ayrı ayrı topluyorsun. Geldik son kısma. Bu kısmı da söyleyeyim. Bu arada yine söylüyorum. Belki de çoğunuzun canısında fonksiyonlar yoktur. O yüzden sıkıntı yok. Belki de vardır. Zaten olsa bile çok soru içermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık bunların hepsi zaten başlı başına ayrı ayrı onar soru hazırlanacak üniteler. O yüzden sıkıntı yok. Fonksiyonda ne vardı? A tanım kümesiydi. B değer kümesiydi ve de bir de FA vardı. FA da görüntü kümesiydi. Xlerimiz nereden geliyordu? Tanım kümesinden. Ylerimiz neredeydi? Değer kümesindeki elemanlarıydı. Ama X'lere karşılık gelenler görüntü kümesinin elemanlarıydı ve de FA dediğimiz şey görüntü kümesi olduğunu biraz önce söyledik. Fonksiyon olma şartını unutmayacaksın. Bir herkes gidecek. Kimdeki herkes A'daki herkes karşıya gidecek. Yalnız giderken ne olacak? Herkes bir elemana gidecek. Bak bu buna gitti. Bu buna gitti. Bu buna gitti. Yalnız bunların hepsi gidecek. Bakın herkes gidecek. Karşıda da bir elemana gidecekler. Peki bir kişi bir kişi iki elemana gider mi? Gidemez. Ama iki kişi bir elemana gider mi? Gidebilir. Bakın iki tane ayrı eleman karşıda bir elemana gitmişler. Fark etmez. Aynı elemana denk gelmiş. Sıkıntı yok. Olabilir. İçine fonksiyon dediğimiz şey değer kümesinde baş, boşta eleman kalmayacaktı örten fonksiyon değer kümesinde boşta kalmazsa biz buna örten fonksiyon diyorduk. Hatta şurayı düzeltelim. Kümesinde boşta eleman değer kümesinde nedir arkadaşım? Boşta eleman kalmazsa. Bak örten değer kümesinin hepsi yani buradaki elemanların hepsi tamamen dolacak. Biz bunu örten diyoruz. Ama dolmazsa boşta eleman kalırsa içine diyoruz. Yani örten ya da içine ikisi de aynı anda olmaz. Birinde boşta eleman kalıyor. Kim o? İçine. örtende de hiç kalmıyor. Peki bir e, birebir nedir arkadaşım? Birebir de her eleman aynı ayrı ayrı ne olacak arkadaşım? Birer elemana gidecek. Her eleman ayrı ayrı birer elemana giderse biz de buna birebir diyoruz. Birim fonksiyon içi neyse dışı oydu. Sabit fonksiyon içeriye ne verirsen ver cevabın C olacak bir sabit. Çünkü niye orada X yoktur? Sıfır da özel bir sabit fonksiyondu. O da nedir arkadaşım? fx'in sıfır olması yani sıfır sabitine eşit olması dedim. Ve artık sözü fazla uzatmayayım. Artık sorularıma geçeyim. İşte arkadaşım sorularıma geçiyorum. İçlerinde Esra, Samet ve Hamza'nın da bulunduğu 7 kişilik grup düz bir sırada fotoğraf çekilecektir. Hamza'nın uçlardan birinde olması Esra ve Samet'in de yan yana olmaması şartıyla bak ilginç Hamza'nın uçlardan birinde olacak. Esra ve Samet de yan yana olmayacak. O zaman kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilir diyor. İşte arkadaşlar ben bu soru için %100 kesin çıkar diyorum. Çünkü sıralama sorusu olacaktır ve bu sakın dikkatinden kaçmasın. Burada çok önemli bir şey var. Esra ve Samet'in de yan yana olmamasını istiyor. O zaman sen ilk önce şunu bul. Bak tüm durum eksi istenmeyen İstenmeyen ne? Bizden istenen şey ne? Onu söyleyelim. Bizden istenen şey Esra ve Samet'in yan yana olmaması. Peki istenmeyen durum ne? Esra ve Samet'in yan yana olması. Bir kere Hamza uçlardan birinde olacaksa bunlar 7 kişilerse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 kişilerse Hamza burada olabilir. Bunlar 6 faktöriyel şekilde sıralanır. Geri kalan herkes. Bir de burada olabilir Hamza. Yine 6 faktöriyeldir. O zaman tüm durumum benim. 2 çarpı 6 faktöriyeldir. Peki bizden istenmeyen ne? Bakın bu Hamza'nın uçlarda olduğu bütün durumlardır bu. Peki bizden istenen neydi? Hamza yine uçlarda olacak. Bakın Hamza yine uçlarda olacak. Ama Samet'le Esra yan yana olmayacak diyor ya. Biz istenmeyene bakıyoruz. Yan yana olursa Samet ve Esra'yı bir eleman gibi düşünürüm. E Hamza zaten buradaydı. Bakın Hamza başta. Tamam. Hamza zaten başta. Hamza'nın bu başta ve bu başta olması iki durumdur. Tamam iki durumu yazdım. Ve Samet de Esra burada ne olacak arkadaşım? Birlikte hareket edecekler. Yani bir elemanlar ve geriye de benim bakın bir Hamza'yı yazdım. Bir. Geriye altı eleman kalmıştı. Bu altı elemanın biri bu. Bakın Hamza var. Samet Esra artık bir eleman. O zaman burada da bir eleman, bir eleman, bir eleman, bir eleman. Bakın dört. 5, 6, 7 eleman oldu. Peki 7 elemandan ben ne istiyorum şimdi? Bunları birlikte. E birlikte ders arkadaşım. O zaman benim yerim ne olacak? 5 faktöriyel olacak. Hemen ne olacak? Çünkü artık elimde bunlar bir insan. Paket ettim ya bir insan gibi düşünüyorum. O zaman buraya 5 faktöriyel şekilde gelecekler. Peki Samet ile Esra yer değişebilir mi? Kesinlikle yer değişebilir. O zaman bir de onlara 2 yazmış oldum. İşte bana sorulan şey Hamza'nın uçlardan birinde olacak. Esra ve Samet de yan yana olmayacak. Bak Hamza'nın uçlarda olduğunu yazdım. Ve de burada da Samet ve Esra'nın Hamza uçlardayken Samet ve Esra'nın da yan yana olmasını yazdım. Bakın yan yana olması bu da burası. O zaman bakın şurayı şöyle yazalım. 2 çarpı 5 faktöriyel çarpı 6 eksi 4 çarpı 5 faktöriyel yaparsam. Bakın çünkü 2 kere 2 4. Burası ne oldu? 2 kere 6 12. O zaman ne oldu? 8 çarpı 5 faktöriyel diye geldi. Çünkü niye? 12 tane 5 faktöriyelden ne yapıyorsun? 4 tane 5 faktöriyel çıkarsın. 5 faktöriyel 5 faktöriyel 12 tane elmadan 4 tane elmayı çıkartsan 8 çarpı 5 faktöriyel eder arkadaşım unutma. Çok güzel bir soruydu. Ne yaptık? Tüm durumdan istenmeyeni çıkarttık. Hocamız böyle cin bir soru sorma ihtimali yüksek dedim geçtim. Bir sonraki soruma geldim. 1 2 0 2 3 1, 1 sayısının rakamlarının yerleri değiştirerek 7 basamaklı kaç farklı çift sayı elde edebilir? Arkadaşım ben sana konu anlatırken ne dedim? Tekrarlı permütasyon hocan sorar dedim. Peki sorar da nasıl sorar bunu peki? Kesinlikle sen hiç kafayı bozma. Ne dedim ben sana? Bir çift rakam istiyorsa çift çift rakam diyorum özür Çift sayı istiyorsa bir ki burada iki dört yedi eleman var. Üç dört beş altı yedi. 7 elemanımın bir kere sonu 0 olabilir artı 1 2 3 4 5 6 7 sonrasında da burası 2 olabilir. Şimdi sen gözünü kapatıp çift dediği için 2'leri ve 0'ları ayıracaksın. Çünkü niye? Konu anlatırken söyledik. Hocalar burayı sever. Buradan soru sorarlar dedik ve burayı böyle yaptık. Şimdi dikkat. 0 kaç tane var? 1 tane. Rakamların yerleri değiştirerek diyor. Demek ki ne olacak o zaman? Her elemanı bir kere yazacağım. Devam. Peki buraya 1 yazdık. 0'ı kullandık. Geriye kaç tane kaldı? 2 4 6. Geri kalan herkes buraya 6 faktöriyel şekilde yerleşir. Hiçbir sıkıntı yok. Geldim buraya. 2 kaç tane vardı? 2 tane vardı. Peki başa 0 geliyor muydu? Gelemiyordu. Bak 2'lerden birini koydum ve 0 başa gelemiyor. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. Peki arada kaç kişi var? 5 tane 5 faktöriyel oldu. Bakın ne oldu? Ne demek istiyorum? Buraya 5 kişi gelebilir çünkü sıfır gelemez. Hocam burada niye öyle yapmadık? 0'ı buraya yazdığım için sıfırın başa gelme durumu ortadan kalktı zaten. Burada 6 eleman sıralanacaktı. Buraya geldiğimde de, buraya geldiğimde de 5 eleman geldi buraya. Sonra da iki tane 2 gelebiliyordu. Ve de burada da arada da 5 eleman istedikleri gibi yerleşecekler. 5 faktörel dedim. Bakın şu an bu sayılar birbirinden farklı olsaydı böyleydi. Ben sana ne dedim arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle gözünü kapatıp sen hiçbir şey yokmuş gibi davran tekrarlı permütasyonlarda. Ama sonrasında ne yap biliyor musun? 6 faktöriyel çarpı 1 6 faktöriyeldir. Ama soruya bak. 3 tane 1 var soruda, 2 tane de 2 var soruda. Artı 5 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2. Bakıyorsun soruda ne var? Soruda 3 tane 1 var ve de 2 tane 2 var. İşte bu kadar. Sen hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun ama tekrarları bölüyorsun. 2 faktöriyelle şu 2 gitsin. E buradaki 5 faktöriyel demek 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. O zaman şu 3 faktöriyelle şu gitsin. 5 kere 5 25. 4 ile çarptım 100 durum vardır artı. Bakın burayı da yine 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yazalım. Şu 6 faktöriyel böyle yazdım. Niye? 3 faktöriyeller gitsin diye. 2 ile de 4'ü yazdım. 2. 2 kere 5, 10. 6 ile çarptım. 60 durum vardır. O zaman ne oldu? Kaç farklı çift sayı yazılabilirmiş? Ve de hoca sorar demiştik. 160 tane çift sayı yazılabilirmiş. Ne yaptık? Tekrarları da altına aldık. Unutmuyorsun dedim arkadaşım. Bu soruyu da böyle güzel bir şekilde geçiyorsun. Evet arkadaşlar. Süper 2 soruyu yaptık. Şimdi ne yapıyorsun? Yine bu sefer Permütasyon sorularını bitirdim. Şimdi kombinasyon sorularına geçtim. Nereden anladım? Çünkü soruyu okumadan şurada seçim dedi. Gözümü o çarptı. Mert ve Hamza'nın içinde bulunduğu 10 kişili arasından 4 kişilik bir ekip seçecek. Mert veya Hamza'dan en çok biri. Bak en çok bir. Ne olabilir? Mert, Hamza. ikisi de olmayabilir. Artı. Mert, Hamza. En çok biri diyor ya. İkisi de olmayabilir. Mert olur. Mert olmaz Hamza olur. Veyahut da Mert ile Hamza'dan Hamza olmaz. Bak en çok biri diyor. En çok. Hiç olmadıkları birinin olduğu diğerinin olduğu. Bana bunu soruyor. Ve soruda en çok soruyor. Biz anlatırken ne demiştik? En çok ya da en az sorularında sen diğer duruma bak demiştik. Diğer durum ne arkadaşım? Mert ve Hamza'nın birlikte seçildiği. Adamın sorduğu ne? Adamın sorduğu burası. Peki bize ver, bizden istenmeyen ne? Bu durum. Bak ikisini de ayrı ayrı yapabilirsin yaparsın. O kişiden 4 kişi seçilecek. Bunların arasında ne var? Mertle Hamza hiç olmasın diyorum. Bak geriye mert Hamzayı çıkarsam 8 kişi kalır. 8'in dörtlüsü. Artı Hamza istiyorum. Merti istemiyorum. Merti hiç istemediğim için 9 kişi kalıyor. Hamzayı da kesin için aldığım, kesin aldığım için 8 kişi kalıyor. İstediğim Hamza geldiği için geriye 3 kişi seçmem lazım. O zaman ne yapıyorum? 8'in üçlüsü yapıyorum. Aynı durum Mert için de geçerli. Yine de 8'in şusunu yapıyorum. Bak, bize bunu soruyor olabilir. Bize bunu soruyor olabilir. Ya da ben bu durumu şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Çok dikkat şimdi. Tüm durum bakın bunu şu şekilde söylemiş oldum. Buradan bulabilirim. Yalnız bir de şuradan bulabilirim. Tüm durum eksi istenmeyen. Bak, istenmeyen ne peki? İstenmeyen ne peki? İstenmeyen ikisinin de aynı anda olması. Peki tüm durum ne? 10'un dörtlüsü. Çünkü 10 kişiden 4 kişi seçeceğim. Ne istiyorum? Ne istemiyorum peki? İkisinin de aynı anda olması. Peki 10 kişi vardı. Mert ve Hamza kesin gelecekse 2 kişi geldi zaten. O zaman 2 kişi kesin geldi. Geriye 2 kişi kaldı. Elimdeki 8 elemandan ne olacak? İkisini istemiyorum olacak arkadaşım. Bak ikisini de ayrı ayrı düşünebilirsin. İki türlü de yapabilirsin. Tercih senin, hiçbir sıkıntı yok. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Bunların cevapları birbirine eşit mi? Kesinlikle birbirine eşit. 8'in dörtlüsü uzatmayalım. Ben ezberden yazayım. 8'in dörtlüsü 70'tir. 8'in üçlüsü 56'dır. 8'in üçlüsü 56'dır. Bunlar işlemlerini yap yaparsınız. Sıkıntı yok. 8'in dörtlüsüne 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. Hemen 1, 2, 3, 4 yazıyorsun. Burada 4, 2 sadeleşiyor. 3'te de bu sadeleşiyor. 70 olduğunu biliyorsun. Burasının toplamı ne etti? 182 etti. Peki burası ne etti? 10'un dörtlüsü 210. 8'in ikilisi 28. O zaman buradan da yine 182 etti. İki durumu da yapabilirsin. Tercih senin ama yazılıda buradan %100 soru gelecektir. En çok en az muhabbeti hocalar sever. Çünkü bu soruyu hem hoca sever hem de yazılıda sorar arkadaşım. Burayı sakın unutma. Şimdi geldik yine bir en az sorusuna. En az bir köşesi doğru üzerinde olan kaç üçgen çizilebilir? Ne yapacağız? En az bir köşesi ...doğru üzerinde olan kaç üçgen? Ne yapıyorum? En az bir köşesi doğru üzerinde. O zaman şöyle yapabilir miyim? En az bir köşesi doğru üzerinde olacaksa... ...bundan... ...bir veya iki almamı istiyor. Zaten üçünü de... ...buradan alamam. Bir veya iki almamı... ...istiyorsa o zaman doğru üzerinde... ...en az bir köşe istiyor ya... ...bir gelir iki gelir. Başka da gelmez zaten. Hemen yazarım. Dördün birlisi. Üçgen için ne lazım? Üç tane nokta lazım. Beşin ikilisi. Artı... ...ne var başka doğru üzerinde iki tane alabilirim. Çarpı peki çember üzerinden bir tane alabilir miyim? Alırım. İşte bu kadar. Sana bunu soruyormuş. Hemen yaparsın. 4 çarpı 5'in ikilisini artık ezbere bilmen lazım. O kadar soru çözmen lazım ki 5'in ikilisinin 10 olduğunu bilmen lazım. 4'ün ikilisinin 6 olduğunu ve de 5'in de 5 olduğunu bence bilmen lazım. O zaman 40 ile 30'u toplarsam Toplam 70 tane üçgen çizebilirsin. En az bir köşesi nerede olacak arkadaşım? Doğrunun üzerinde olacak. Üçü de üçü de olabilir mi? Olamaz. Peki hiç olmaz mı? Hayır, hiç olabilir ama bizden istenen en az bir köşe istiyor. O zaman 1 ya da 2'ydi. Hemen yaptım onu da bitirmiş oldum. İşte geldik binom sorusuna. Kesinlikle sınavda böyle bir soru çıkacaktır arkadaşım. Bu soruları kesinlikle kaçırma bundan sorulacağına adım gibi %100 eminim arkadaşım. Bak nasıl x eksi 2 y üzerine ifadesindeki açılım ifadesinin açılımındaki terimlerden birisi a x üzeri 5 y üzeri 3 olduğuna göre x'in azalan kuvvetlerine göre sondan üçüncü terim. Bak sondan üçüncü terim biraz iddialı olabilir. Sıkıntı yok. Baştan da olsa sondan da olsa taktikleri bilmen lazım. Birincisi bak şurada sana bir açılım verildiyse o açılımda bir kere bir kombinasyon olmalı. Birinci terim olmalı x. Bir de ikinci terim olmalı 2'ye. Ve unutma arkadaşım. Bununla bu terimin kas sayısı a'ymış. x üzeri 5'miş. Ve de y üzeri 3'müş. O zaman sana bir şey söyleyeyim. Bak net gözüküyor. Kabak gibi gözüküyor. Gözüken şey ne? x'in üzerinin 5 olduğu. Burada da bunun üzerinin 3 olduğu. Çünkü niye? x'in başka bir şartı yok. Y'nin de başka bir şansı yok. O zaman ne oldu? Bu 5 bu 3'tür. Peki bu üstlerin toplamı neydi? her zaman bizim binom açılımımızda kombinasyonumuzun üst kısmıydı. Ve bu üst kısımda aynı zamanda neye eşitti? Bak adı üzerinde neye eşitti? Neye eşitti arkadaşım? Peki bu altta kombinasyonun altındaki kimdi? Bu buna gelirdi, bu buna giderdi. Burası da 8'in şusuydu. İşte bu kadar. Bak bizim açılımımız, açılımımızda kesinlikle ve kesinlikle bir kombinasyon birinci terimin üstü, ikinci terimin üstü olması lazım kombinasyonumu dolaylı yollardan buldum. Peki tersten anlatırsak sen kombinasyonunu yazdın mı bu üst üstten gelecek. Burası sana hemen burayı verecek ve bu ikisinin toplamı da üstü vereceği için sen burayı da rahatlıkla buluyordun. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Soru bu değil. Soru bize sorduğu soru şu. X eksi 2Y üzeri 8'in X eksi 2Y üzeri 8'in açılımındaki Sondan üçüncü terimi soruyor bak. Sondan üçüncü terim. Peki son terimin nedir senin? Bak 8'in 8'lisi Y üzeri 8'dir. Çünkü niye? Birincisi neydi? 8'in sıfırlısı X üzeri 8. Bu arada eksi 2Y'yi unutmayalım. Eksi 2Y üzeri 8'dir. Burası da eksi 2Y üzeri 0'dı. Bak burada ne yapıyor? X'in azalan kuvvetleri diyor ya. Bu X azala azala gidiyor arkadaşım. Bu x azala azala gittiği için bu azalan kuvvetleriydi. Ve unutma birinci terimin sıfır, ikinci terimin birle başladığı için senin her zaman kombinasyonu ona göre şekillenecek. Kombinasyonunu bulduğun anda zaten soru bitiyor. Bak peki sondan birinci terimin sekizin sekizlisi ise e, ikinci terimin ne sekizin yedilisi. E, üçüncü terimin ne sekizin altılısı. İşte benim aradığım kombinasyon buydu. Neden? Çünkü bak şimdi arkadaşım bir terimde bana kombinasyon lazım. Bana birinci terim lazım. Bana ikinci terim lazım. Ve bu kombinasyonla arkadaşım hemen üstleri yerleştirirsem burasının altı burasının da iki olması lazım. Niye? Üstlerin toplamı buraya eşitti. Bak bu soru kesin çıkar diye söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu sistemi hocanın yazmanı bekler. Bunu konu anlatımlarda iyi anlatmıştık. İzlemediysen lütfen orayı izle. Çünkü buradan kesin banko bir sorun var yani. 8'in altılısı 8'in ikilisine eşit. 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2 çarpı X kareden terim gelmez. Yazalım. X kare. Peki buradan ne olur? Eksi 2 üzeri 6 çarpı bir de ne olur arkadaşım? Y üzeri 6 olur. Peki terimim neymiş benim? Şunu da şunu sadeleştirirsem. 4 kalır burada. Burası da 2 üzeri 6'dır. Bu da 2 iki üzeri 2'dir. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. 2 üzeri 8 çarpı 7 çarpı X kare çarpı Y üzeri 6'dır. Hocam bunu çarpmanı beklemez senden. Ama çarparsan da vaktin varsa çarp bunu çarpmanı beklemez. Yine söylüyorum. Zaten beklese bile küçük sorar. Onu çok kolay çarparsın. Ama ben pratikten yazdım. 4 dediğin 2 üzeri 2'dir. Bu da 2 üzeri 6. Ne yaptı? Çift olduğu için eksi yuttu. Bir sıkıntı yok. O zaman ne dedim ben de? Cevabım bu şekilde olacak dedim. Sonra üçüncü terimim neymiş? X'in karesi y üzeri 6. 2 üzeri 8 çarpı 7'ymiş dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş. Geçmiş oldu. Geldik başka bir soruya. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok az sayıda permütasyonla kombinasyon yaptım. Neden? Çünkü olasılık soruların içinde de çok fazla geçiyor permütasyon kombinasyon. Şimdi onu göstererekten sizde bir olasılık sorusu yapacağım. Tonguç ve Tongül'ün aralarında bulunduğu 5 kişilik bir arkadaş grubu Luna Park'ta çarpışan otoya binmek istiyorlar. Çarpışan arabalardan sadece bir tanesi boş ve arabaya sadece iki kişi binebildiğine göre bu iki kişinin Tonguç ve Tongül olup direksiyonu da Tonguç'un geçme olasılığı nedir? Bakın şimdi arkadaşım bizden istenen şey ne? Bize yine söylüyorum bir permütasyonda sen ilk önce örnek uzayını bul. Örnek uzayını bulduktan sonra geriye senin bunu bulman kolay. Bak şimdi bizden istenen şey şu. Tonguç ve Tongül'ün bulunduğu beş kişi var. Beş kişiden ne istiyorum? Çarpışan arabaya iki kişi otursun istiyorum. O zaman demek ki senden istenen şey beşin ikilisi. Bak yetmedi. Bunlar arabaya bindiler. Ve burada da sıralamanı yapmanı istiyor. Tonguç sağda, Tongül solda. Neden? Direksiyona çünkü Tonguç geçecek. Tonguç geçerse o zaman demek ki burada bir sağ bir sol diye iki durum var. Bir de bunu yapmanı istiyor. Peki Tonguç'un ve Tongül'ün arabaya binmesi... Ve orada da Tongül'ün, şey pardon Tonguç'un direksiyonda olma durumu. Buradaki ikililerin hepsini yazıp, hepsini de sağa sol diye ayırıp gelmesinden dolayı bir durum değil midir? Bakın 5'in ikilileri seçiyorsun. Sonra hepsini de sağa sol diye ayırıyorsun. Senden istenilen bir durum. O da ne? İki kişiyi al ve o iki kişiden bir direksiyona gitsin. Ama hangi kişi? Birinden iki kişi. O yüzden ne diyorum? Bu ikili gruptan benden istenen bir kişi ve de bir durum ve o durumun da özel hali direksiyona birinin geçmesi. Bakın şöyle deseydi çarpışan otoya Tonguç ve Tongül binecek deseydi o zaman ben ne yapacaktım? Buraya 2 yazabilirdim. Çünkü direksiyona geçme ikisi de geçebilir deseydi direksiyona o zaman 2 yazacaktım ve olayı bitirecektim. İşte bu kadar arkadaşım. O zaman ne dedim? 1 bölü 5'in ikilisi 10 çarpı 2. O zaman 1 bölü 20 demiş oldum. Ve olayı bitirmiş oldum. İşte bu kadar. Yapman gereken tamamen bu. İşte burada örnek uzayını çok iyi belirlemen gerekiyor. Güzel, hoş bir soruydu. Biraz kafa karıştırıcı. Özellikle şu bir kısmı. Bir daha anlatalım orayı. Ben ne yaptım? İki kişi seçtim. Belli iki kişi. Ve onlardan da direksiyona oturma şansı bir, tabii bir durumdur. Bak Tonguç Tongül seçildi. Ve onlar da oturdu. Bak bu bir durumdur. Hangi bir durum? Bütün herkesten iki kişi seçip... O iki kişiyi de direksiyona koyup koymama durumlarından birini seçiyorsun. O durumda budur dedim. Ve bu güzel sorumu da geride bıraktım. Peki matematik kelimesinin harfleri yer değiştirerek anlamlı anlamsız kelimeler yazılıyor. Oluşturulan kelimelerin E harfiyle başlayıp İ harfiyle bitme olasılığı nedir diyor. Bakın yine bize tekrarlı permütasyon soruyor. Ama nerede? Olasılıkta. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bize sorulan şey P, E, İ diyelim. Ve de burada e, i'nin eleman sayısıyla neyi soruyor aslında? Örnek uzayının eleman sayısı. Bir kere örnek uzayın ne? Onu iyi belirle. Buradaki kelimelerin yerlerini, harflerin yerlerini değiştirirsen kaç durum vardır? Matematik 4, 5 daha 9 faktöriyel, 9 harften oluşur. Hiçbir şartın olmasaydı 9 faktöriyel şeklinde sıralanacaktı. Ama gel gör ki M'den 2 tane var. A'dan 2 tane var. T'den iki tane var. Bakın M'den iki tane sildim. A'dan iki tane sildim. T'den iki tane sildim. Geriye de zaten E, İ, K kaldı. Bunlar da tek başlarına duruyorlar. Bakın normal şartlar altında bu kadardı. Yani 9 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi bizden ne istiyor peki? Bak dikkat. Oluşturulan kelimelerin E harfiyle başlayıp İ harfiyle bitme olasılığı. Bak oluşturulan kelimeler 9 harfli olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neyle başlayacakmış? E harfiyle başlayıp neyle bitecekmiş? İ harfiyle bitecekmiş. Şimdi arkadaşım bunu ters yazmış olduk. E'yi şuraya yazacaktık. Fark etmez sayısını buraya yazalım. Kaç tane E var? Bir tane. Kaç tane İ var? Bir tane. Peki arada kaç harf var? 7 tane. O zaman sen buraya 7 faktöriyel yazarsın. Bölü. Neden? 7 kişi istedikleri gibi sıralanır. Sıralanır da sıralanırdı. Neden? Çünkü burada arkadaşım permütasyonun tekrarlısı var. Tekrarlısı varsa arkadaşım o zaman 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel yaparsın. Ve paydadaki 2 faktöriyeller birbirini götürür. Neden? Tekrarlı permütasyon ya yine tekrarlarını sileceksin. O zaman soru neye dönmüş oldu? 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel döndü. Faktöriyel sorularında her zaman büyüğü küçüğe göre açıyorduk. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyeldir. 7 faktöriyeller birbirini götürür. 1 bölü 72 senin istediğin durumdur arkadaşım dedim. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş oldum. Yine bir tekrarlı permütasyon sorusu ama olasılığın içine gömdüğüm için öbür tarafa yazmamış oldu. Geldik bir başka soruya. Yine bakın seçme sorusu ama nerede? Olma olasılığı diyor. Yeşil olma olasılığı. Yine olasılıkta bir kombinasyon. Hemen bakalım. Bir torbadaki sarı bilyelerin sayısı. Yeşil bilyelerin dört katı. O zaman sarı ve yeşil yapalım. Yeşillere Y ye diyelim. Sarıların sayısı yeşillerin 4 katıysa dört ye diyelim. Torbada kaç tane var şu an? Bakın torbada kaç tane var? Torbada tam 5 y tane ne var? Eleman var. Rastgele 2 bilye seçiliyor. Bir dakika şimdi. İkisinin de yeşil olma olasılığı. Bak ikisinin de yeşil olma olasılığı. O zaman şöyle mi diyor bize? Bak çok dikkat. Permütasyon ye ye. Şey permütasyon nereden çıktı ya? Olasılık ye ye. Y, y sayısı bölü ese. Bakın ben bunlara böyle isim veriyorum. Hiç fark etmez. İstediğiniz gibi verebilirsiniz. Bir kere benim burada ikili seçeceğim mi? Seçeceğim. Kaç kişide? Toplam 5 y kişide ikili seçeceğim. Ama benden isteğine yeşilin olması iki durumda da. Tamam yaptım. Aa bir dakika sonucu veriyormuş burada. Sonuçta neymiş arkadaşım? 3 bölü 95 miymiş? O zaman düzeltelim şurayı. Kombinasyon nasıl yazılıyordu? Y eksi y çarpı y eksi 1 bölü 2 bölü 5y çarpı 5y eksi 1 bölü yine 2. Hatta 2 çarpı 1, 2 çarpı 1 yazabilirsiniz. 2 faktörel demekti gördüm. Paydalarda ikisinde de bunlar var. Bu arada cevabım neydi? 3 bölü 95'ti. Şurada y kare eksi y var. Bakın y kare eksi y var. Bu arada şunu da sadeleştirelim. 95 ile 5 sadeleşir. Şurası 19. Bakın burada ne var? y kare eksi y bölü aşağıda ne var? 5y kare eksi y. Burası ne oldu? 3 bölü 19 oldu. Devam edelim. 19'a çarparsam 19y kare eksi 19y eşittir 15y kare eksi 3y oldu. At karşıya 19y'yi etti mi sana 16y? At karşıya 15y kareyi etti mi sana 4y kare? Her tarafı 4'e böl. Burası 4. Her tarafı y'ye böl. O zaman y eşittir. Neymiş arkadaşım? 4'müş dedim. Bana ama soru ne soruyordu? Sarı bilyelerin sayısını sorduğu için sarı bilyelerin sayısı 4 kere 4 16 sarı varmış dedim. Yine süper bir soru oldu. Çok iyi bir soru oldu. Bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldik bir sonraki sorumuza ve sonrasında da bir fonksiyon sorusu koyduk. Bakalım onu nasıl yapacağız? İki soruda da bitireceğiz. Kesişen D1 ve D2 doğrusunun üzerinde. 6 noktadan rastgele seçilen 3 üç noktanın üçgen köşeleri olma olasılığı. Bakın yine bir kombinasyon şekil sorusu. Bakalım nasıl yapacağız? Bize ne diyor? 6 nokta seç diyor. Bak 6 noktadan rastgele seçilecek 3 nokta. O zaman bir kere permütasyon A ya yine permütasyon dedim ya. Olasılık A S A çarpı. Bundan önce dediysem özür dilerim. Dikkatimden kaçmıştır. Bakalım şimdi ne diyor bize? Bunu soruyor. Ne yapacağım ben? Yine bana sorduğu şey şu arkadaşım. Herhangi bir 3 nokta seçmem. Seçeyim o zaman. Altın üçlüsü. Süper. Devam edeyim. Bak altın üçlüsü. Herhangi bir üçlü seçtim. Yalnız bana ne diyor? 3 noktanın bir üçgenin köşeleri olma. Yani üçgen oluşturabilme ihtimalini soruyor sana. O zaman arkadaşım bak altının üçlüsü bütün hepsinden üçgen oluşur diye kabul et. Ama şu doğrunun üzerindeki 3'ün üçlüsünden üçgen oluşmaz. Bu doğrunun üzerindeki 4'ün dörtlüsünden üçgen oluşmaz. Bunları çıkart. O zaman bakarsam ne olacak? Altın üçlüsü 6 altı çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2'den 20 olduğunu ezbere bilmeni tavsiye ederim. 3'ün üçlüsünün biri olduğunu 4'ün üçlüsü olacak burası. Orayı yanlış söylemişiz. Niye? 4 taneden 3 üç tanesi üçgen oluşturur. O zaman onun da 4'ün birlisine eşit. Yani 4 olduğunu biliyorsunuz. Altın üçlüsünün 20'li 20 ol, 20 olacağını bil demiştim. O zaman ne oldu? 15 bölü 20'den dolayı cevabım da 3 bölü 4 olmuş oldu arkadaşım. İşte bu kadar. Hatta bunu buraya değil şuraya yazalım. Cevabım 3 bölü 4 oldu. Yani bu 6 noktadan üçgen oluşturabilme olasılığım 3 bölü 4'müş dedim. Ve bu güzel soruyu da geride bırakmış oldum. Geldim son soruma. Dediğim gibi arkadaşlar bazılarının yazılısında fonksiyon vardır. Bazılarında yoktur. Ama bak yine fonksiyon varsa kesin sorarlar dediğim sorulardan biri arkadaşım bu. Neyi kesin sorarlar? Bu soruları genellikle hocalarım seviyor. Bunun bir toplama bir de çarpma versiyonu var. Bu soruları genellikle yazılılarda soruyorlar. Hemen bakalım ne olacak? Bakın f artı 1 fx diyor. Bir de burada 2 diyor. Dikkat edin. Şimdi Burada x artı 1 ile x'in arasındaki ilişki bir fazlası olması. O zaman bakın x'in yerine 1 koyarsam burası 2 olur. x'in yerine 2 koyarsam burası 3 olur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? F1 ile başlıyorum. F21 soruyor. Bakın düzgünce ne yazalım? x'in yerine 1 koysak F2 artı F2 eşittir. 2 artı F1 arkadaşım. Bak 2 koyarsak ne olur? F3 artı x'in yerine 2 koydum. 2 artı F2 oldu. Bak x'in yerine 3 koydum. 3 koyarsam f4 eşittir 2 artı f3. Bakın bunlar bir seri gidiyorlar. 21'e kadar gideceğim. Ama 21 için ne koyacağım? Bakın 21 koyarsanız 21 22 olur. O senin işine yaramaz. O zaman ben ne koyacağım? 20 koyacağım. 20 koyarsan f21 eşittir. 2 artı f20 olacak. Peki bunları taraf tarafa toplarsak. Bakın bu tarafta f2 var mı? Var. Bu tarafta F2 var mı? Var. Birbirlerini götürürler. Eşitliğin her iki tarafında da F2 var. F3 var mı? Var. F4 var mı? Var. F5 var mı? Var. F20 var mı? Var. Bunlar böyle yok ede yok ede gidiyor. Bak ben bunu genellikle şöyle yapıyorum. Soldan sağdan, soldan sağdan, soldan sağdan. En son soldan sağdan gidecek. Bak dikkat. Bu tarafta kabak gibi F21 kaldı. Bu tarafta da ikilerin toplamı var. Bir de şurada F1 kaldı. Bak ikiler kaç tane peki? Bak dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20'ye kadar gidiyor. Görüyor musun Efler? O zaman 20 tane 2 vardır burada. 20 tane 2, 40 demek artı dedik. Peki bu işlemi yaparsam adam bana zaten ne soruyordu? F21'in kaç olduğunu soruyordu. E 40'ı zaten ben buldum. E F1'i de 10 vermişti. O zaman F21'in ne etmiş oldu arkadaşım? 50 olmuş oldu. İşte bu işlemi de süper bir şekilde halletmiş olduk. Bir kere daha şurayı söyleyeyim. Birden başlayıp 20'ye kadar gittiği için 20 tane 2 vardır. 20 tane 2 40 demektir. Bunlar da birbirini götürdüğü için burada F21 burada da F1 kalmıştı. Bunu da yapmış olduk. Arkadaşlar bir kere daha söyleyeyim. Bakın özellikle konu anlatımlarda eksiğiniz varsa konu anlatım kitabından lütfen konulara çalışın. Bakın uzun uzadıya anlatması var burada. Eksiğiniz olduğu yerleri hemen videoya geçiyorsun ve burayı tamamlıyorsun. Ve daha da daha da önemlisi arkadaşım Lütfen sorularını çözüyorsun. Mesela bak burada bir tane yazılı sorusu gibi. Bunlar sorulabilir. Bu testlerini de sakın çözmeden geçme. Ve size daha güzelini göstereyim. Bakın soru bankasında da soru bankasında da konunun sonunda ne var biliyor musunuz? Bakın konunun sonunda yazılı var yazılı. Yazılı birinci ünitenin yazılısı var. Yani bakın burada da çok güzel bir şekilde toplam 12 tane sorudan oluşan yazılıda çıkabilecek sorularınız var ve ödevi tekrardan vermek gerekirse yazıldan sonrası için görüşmek gerekirse fonksiyon kavramına kadar yani sayfa 100'e kadar çalışsanız buradan iyi olur. Ve de arkadaşım konu anlatımdan da sayfa hemen buradan söyleyelim zaten içeriğimizi çok fazla anlattık daha da söylemeye gerek yok. Sayfa burada da 100'e kadar çalışsan iyi olur. İki kitaptan da 100'e kadar bilsen iyi olur arkadaşım. Bunlar sana bayağı yardımcı olacaktır. Zaten videomuz çok iyiydi bence. Bence süper faydalanacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah yazılıda sorulardan da tutturmuşuzdur. Size artık veda etmek zorundayım. Ve de karşınızda ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Yazıldan sonra da nasıl geçtiğini yorumlara yazarsın. Like butonunu kırmayı unutma. Bir dahaki yazılılarda görüşürüz.